Sevgili arkadaşlar, bugün 3 Aralık Perşembe İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu bir programımız var. Gece yarışı, akşam yarışımız. Tabii gece yarışımız derken yani çok geç saatlerde bitmiyor artık. Gördüğünüz gibi 9.30'larda bitmiyoruz. Akşam 8.30'da bitiyor. Yani birinci altılı ganyan 16.15'te, ikinci altılı ganyanımız da 6'da itibaren yani 18'den itibaren başlıyor. Yani birer saat nereye baksanız gerileme oldu. Tabii artık akşamları erken kararıyor havalar. Bu yüzden çok geç saatlere de gelmesin istemiyor. Artı gerçi bu ondan değil, biraz yasaklar olduğu için. Çünkü akşam 9'da yasaklar giriyor. 9'da herhalde, ben öyle biliyorum. O yüzden TJK'da en azından yarım saat öncesinden işte yasaklara uyarak bitiriyor. Bana göre yasaklar için uygulanmış bir program. Hafta sonu nasıl olacak onu ben de bilmiyorum. Aslında yarın büyük ihtimalle bakacağım. Çünkü yarın programlar çıkacak. Eğer tabii koşulacaksa, eğer koşulmayacaksa büyük ihtimalle yurt dışı yarışları da koyabilirler. Bakalım artık hangi şartlarda, hangi yarışlar olursa artık ona göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarışlara. 9 koşulu programımız var. Dediğim gibi birinci koşumuz saat 16.15'te başlıyor. Birinci altılı ganyanımızın ilk ayağı. Bir maiden, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. Burada 11 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben önceliği 7 nolu Savaşçı Ege'ye vereceğim. Bu Smart Robin temsilcisi Gökhan Gökçe ile bence iyi hazırlıklara sahip. Zaten ilk koştuğu tek kum yarışı dördüncülükle ayrıldı ama hazırlık olarak bayağı iyi dereceler yapmaya başladı. İlk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. 7 nolu Savaşçı Ege. Daha sonra 8 nolu Karamaça. Bir Yonoguska temsilcisi Mustafa Çekne start atacak olan safkanda 2 kum yarışından ikisinden de ikincilikle ayrıldı. Demek ki kum pistte bayağı yatkın bir safkan. Hazırlık olarak da iyi. Mustafa Çekne de muhakkak 8 nolu Karamaça'yı yazacağız kuponlara. Daha sonra 11 nolu New York Steel. Bir Shanghai Bobby. Gerçekten Amerika'da iyi bir orijine sahip bu safkan. Amerika'da zaten sayılı taylar veren, güzel taylar veren bir isim. Bugün Furkan Yüksel'le de bence yine çok etkili bir yarış koşmasını beklediğim 3. isim. Derece olarak da, hazırlık olarak da iyi durumda. Ve son olarak da 3 nolu Easy Rider. Yine bir Yonaguska temsilcisi. Zaten burada hep Yonaguska'ların tayları koşuyor. Kaç tane var ya? 1, 2, 3, 4, 5... Valla 5 tane Yonaguska var maşallah dedim, yarısını Yonaguska'ya kapatmış. Neyse 3 nolu Easy Rider'dan sonra Özcan Yıldırım'la yazdıktan sonra bayağı 7-8-11-3 bana göre rakiplerin oranında bir adım da olsa ön planda normal şartlar altında da bu 4 ayın dışına çıkmaması lazım. Ama çıkarsa sürpriz olur haliyle, eğer burayı genişletme gereği duyanlar için de o zaman kimleri yazabiliriz? Öncelikle 4 nolu Greyhold. Bir Uproar temsilcisi Bekir Mert Mırık'la start alacak olan safkanda en azından bugün biraz daha farklı iyi koşabilir. Daha sonra 10 nolu Matrons, bir Hakim temsilcisi Barış Kurdu ile start alacak olan safkanda da güzel hazırlıklara sahip. Ve son olarak da 5 nolu Power of Fun ve Justin of Hammer gibi iyi bir orijinal sahip bu safkanda Sinan Özen'e start alacak olan bu safkan 4 aydır koşmuyor ama iyi hazırlıklarla geliyor. Bence iyi orijiniyle de günün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir 5 nolu Power of Man. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 7-8-11-3 öncelik 4-10-5 sürpriz ve geniş at yazmak isteyenler için ideal isimler. Günün ikinci koşusunda şartlı 3 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında burada da baktığımızda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta en azından bu gruptan biraz daha farklı performansı ve kalitesine sahip olan 3 nolu Aydır'ı Uçan Bey temsilcisi Mustafa Çiçek ile bence en şanslı isim olarak kuponlara yazacağız. Yani normal şartlar altında kazanması en normal sonuç olur. Yani gruptan bence her haliyle fazla bir isim. Ama işte son 3 yarışı biraz kötü gibi gözükse de bu safkan iyi hazırlıklara sahip. Bunu da unutmayalım. Ben bu safkana ciddi rakip olarak 1 nolu Pişkin Kız önereceğim. Burak Akçay'la son yarışını kazanan formda bir isim. Bir ayağa bakan temsilcisi. Kuponlara yazalım arkadaşlar. Yani bu ayakta 3 nolu safkanı eğer risk alıp tek atmak istemeyenler bana göre 3-1 olarak da bu ayağa geçebilirler. Ama daha da genişletmeye ihtiyacı duyanlara da o zaman 6 nolu Alara Gül'ü bu Öz Haber temsilcisinden Nevzat Avcı ile son güzel dördüncülüğü ve 2 nolu Gül Yerili bir Atom Karınca temsilcisi olan safkanda Kaancan Gökçe ile son güzel üçüncülüğü ile rakip yazmak isteyenler için ideal isimler. 3 bir adım da olsa ön planda ilk ciddi rakibi bana gelir 1 yani 2 at geçmek isterseniz 3-1 ama daha da sürpriz arayışına girerseniz de 6 ve 2 nolu safkanları da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşulacak olan bu 7'li plasinin ve 3'lü gayan ayağının başlangıç ayağı olan bu koşuda ben 1 nolu dev adamın en azından rakiplerin oranında bir adım daha ön planda tutuyorum.
O yüzden bu Pleasant Perfect temsilcisinin Bekir Mert Mırık ile en azından 4 yarış koşmuş. 4'ü de Tabale'de içerisinde bir yarışı kazanan bir isim. Bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olur. O yüzden bir nolu dev adam sizlere önereceğim Banco isimdir arkadaşlar. Günün 4. koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışında 11 safkan arasında koşulacak olan bu ikinci altılı ganyanın açılış ayağı olan bu koşuda tabii zorlu ayaklara başlıyor. İşte genelde bu ayaklar biraz patlamaya elverişli ayaklar. Ben önceliği 4 nolu King of İstanbul'a vereceğim. Bu Victor Galop temsilcisi Gökhan Gökçer'e start alacak olup tek koşmuş olduğu yarışta da bir üçüncülük elde eden ama arkasından bir 168 gün gibi bir ara vermesine rağmen bence çok iyi dereceli işlerle bu yarışa katılıyor. Bence nefes yönden de bugün fazla bir tesir edeceğini düşünmüyorum. İlk şansı, ilk çarpıyı 4 nolu King of İstanbul'a atacağız. Daha sonra 7 nolu Tunç Star, bir Yonaguska temsilcisi Barış Kurdu ile start alacak olan bu safkanda yine iyi işlere, iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 10 nolu Jezebel, yine bir Yonaguska temsilcisi Hüseyin Şimşek ile start alacak olan bu safkanda tek koşmuş aldığı yarışta güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün yine iddialı isimler arasında 2 nolu Bay Nusret, bir Tokat temsilcisi Nevzat Acı ile start alacak olan bu safkanda bugün iyi hazırlıklara sahip bir isim. Ve son olarak da 3 nolu DiCaprio, bir Smart Robin temsilcisi Bekir Mert Mırık ile en azından ilk koşmuş olduğu yarışta üçüncülük arkasından bir yedincilik elde etti ama bana göre bu sefer nefes yönünden daha iyi duruma geldi. İyi hazırlıklara var. O yüzden yazmakta fayda var arkadaşlar. 4, 7, 10, 2, 3. Bence rakipler oranında en az 1-2 adım da olsa ön planda normal kuponlar için yeterli gördüğüm isimler. Ama illa da at yazmak isterseniz, bu tay yarışına, sürpriz arayışına girmek isterseniz de o zaman 6 nolu Speedy King. Bu Bosporus temsilcisini Arif Okan Pazar'la en azından çok iyi hazırlıklara sahip bir tek yarış gördü. Nefes yönden bu sefer daha da iyi durumda. Bence çok çok tatlı sürpriz yapabilir. Bu 6 nolu Speedy King'den ben önemli şeyler bekliyorum. Ve son olarak da 11 nolu Pride of Turks, bir aftermarket temsilcisi Mertcan Çelik'le de bugün yine iyi hazırlıklar ve iyi nefes yönden güzel yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. 4, 7, 10, 2, 3 öncelik dediğim gibi biraz genişletmek ve sürpriz daha da sürpriz aramak isteyenler de çok ideal isim olan 6 nolu Safkan ve 11 nolu Safkan'ı da ilave edebilirsiniz. Ama ben bu 6 nolu Speedy King'den gerçekten çok güzel şeyler bekliyorum. Yerim olmuş olsa bu ilk 5'in içine alacaktım. Genelde ben 5 atın üstündekileri yedek bırakıyorum. Yani o yüzden bilginiz olsun arkadaşlar. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı olan 5. koşuya geldiğimizde burada 1 ve 11 nolu safkanların da ekili olduğu bir yarış. Ben burada önceliği 5 nolu My Moonshine'e vereceğim. Bu Wind River Wind temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkan oldukça formda. Son 3 yarışta 2 ikincilik ve son yarışını kazanan çok formda bir isim. Bana göre de bugünün en şanslı ismi olarak kuponlarda yerini almalı. Eğer biraz da riske girip tek atmak isteyenler için bence yine ideal bir banko adayıdır. Bunu da belirteyim. Yani ben bugün her şeyle 5 nolu My Moonshine'a ilk şanslı isim olarak kuponlara yazacağız arkadaşlar. Tabii rakip arayanlar için de son güzel ikinciliğini çok beğendiğim 6 nolu Captain of the Sea, bir English Channel gibi yine iyi bir üst düzey orijine sahip Onur Yıldız'la start alacak olan Kurtel arasından bu safkanda yine iyi hazırlıklara sahip. Daha sonra 2 nolu Kara Mürselli, bir Approved temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkanda son 4 yarışındaki önemli çıkışıyla, iyi hazırlıklarla, iyi çalışmalarla bence yazılması gereken isim. Ve son olarak da 10 nolu Gold Cry, bir Approved temsilcisi bomboş kilosuyla Ahmet Oluk'la da bence yazılması gereken son isim olur. İyi hazırlıklara sahip, iyi derecelere sahip bir isim. O yüzden yazmakta fayda var. 5, dediğim gibi ben de bir adım da olsa ön planda. Rakip olarak yazmak gerekirse 6, 2, 10'u da yanına yazıp 4 safkan olarak da geçebiliriz. Ama daha da sürpriz arayışına girerseniz de o zaman 3 nolu Öke Ağa'nın Yanogoska temsilcisi Nevzat Avcı ile inişli çıkışlı da grafik ise bu safkan iyi durumda. Ve son olarak da yine çok orijin kralı dediğim bir Toronado tayı olan 4 nolu Pika Boda'dan da Gökhan Göçeli'yle güzel bir yarış beklediğim bir isim olur. 5, 6, 2, 10 önce 3, 4'te biraz daha genişletmek gereği duyanlar için. Günün 6. koşusu handikap 15, aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 12 safkan arasında koşacak olan bu zorlu yarışta ben önceliği 11 nolu Magic Apple'a vereceğim. Bu Uproar temsilcisi Kaancan Gökçeli bana göre bugünün ilk şanslı, ilk yazılması gereken isim. Bu safkanın en ciddi rakip konumunda 6 nolu Elben, tırnağın ucunda olan bir safkan Mustafa Manav'la start alacak olup bir Off the White temsilcisi son yarışını kazanan formda bir isim. Son hafta 4 nolu What Goes On, bir Harley Cardassus temsilcisi olan bu safkanda Berkan Çığla'da
Muhakkak kuponlarda yerini alması gereken isim olur arkadaşlar. 11.64 bana göre rakiplerinden biraz da olsa ön planda olan bir isim ama bu ayak gerçekten çok sürpriz görüntüsü olan bir ayak. Yani burada ters sonuçlar çıkabilir. O yüzden kimleri yazabiliriz? Bence önce 5 nolu Forever Here. Bir liner temsilcisi Bekir Mert Mırık ile bence ilk yazılması gereken isim. Daha sonra 2 nolu Erbabam, Arif Okan Pazar'la startlayacak olan bu safkanda iyi hazırlıklara sahip ve son olarak da 3 nolu Jack Water. Bu safkanda kuponlara yazıp bayağı da bu şekilde geçebiliriz. Ama 11, 6, 4 önce, daha sonra 5, 2 ve 3 de şans verebileceğimiz isimler. Günün 7. koşusu kısa vadede 6, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı 7 safkan arasında koşacak olan bu ayakta da baktığımız zaman kimler yazabiliriz? En azından biraz daha ön planda gördüğüm 2 nolu Tuncer. Bu Kaysberg temsilcisi burada da zaten Kaysberg'ler maşallahı var diyelim. Az önce hep Yonaguska'da vardı. Burada 1, 2, 3, 4. Yani ilk 4 safkan Kaysberg'teyi. Bu ilk safkan olarak 2 nolu Tuncer'i yazacağız. Kadir Tokaçoğlu en azından performans derece ve çalışma olarak ilk yazılması isim. Daha sonra 4 nolu Gökçe Star çok güzel bir form yakaladı. Son iki yarışın üst üste kazanan yine bir Kaysberg temsilcisi Gökhan Gökçe ile start alacak olan bu safkanda yine iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son hafta 3 nolu Dost Bağ. Yine bir Kaysberg temsilcisi Okan Gökçe ile start alacak olan bu safkanda yine çok formda son 6 yarışın 3'ünü kazanan bir isim. Bence yazılması gereken son isim olur. 2-4-3 rakipler oranında biraz daha olsa ön planda. Eğer bir at daha yazabilirseniz sonuçta burası bir kısa vade yarış. Hani bayağı saldırılara maruz kalacak bu Kazbekler. Bence 5 dolu Ahmet Ali'yi de Özcan Yıldırım'la rakip olarak yazmak isteyenlere önemli duyurulur artık. O şekilde söyleyeyim. 2-4-3 öncelik daha sonra 5 dolu safkan. Geniş at yazmak isteyenlere yeri olanlara. Günün 8. koşusu şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 10 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta göstermiş olduğu performans ve hazırlık olarak form olarak biraz daha rakiplerine ön planda olan 3 nolu Black Ball'dan ben Gökhan Göçer'e bir birincilik bekliyorum. O yüzden bugün benim bu bankom 3 nolu Black Ball olacak. Bu liner temsilcisi o yüzden sizlere de banko olarak öneriyorum 3 nolu Black Ball. Günün son koşusuna geçiş yaptığımızda bir şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kum yarışında 11 safkan arasında koşacak olan bu ayakta baktığımız zaman en azından performans ve kalite olarak bir nolu bombacan biraz kendini sırıtıyor burada. Nevzat Avcı ile bu kıvanç çantayı biraz rakipler ona ağır kilo olsa da bence performans olarak rakiplerinin bayağı önünde. O yüzden ilk çarpıyı bir nolu bombacan atacağız. Tabii sıkı rakipleri var. 2 nolu Karamı her zaman ensesinde olan bir isim. Bu Karam Kemal Birgican gibi gerçekten Birgican'a ben zaten hayranım. Orijin güzeli. Bu Mustafa Çiçek ile start alacak olan bu safkanda ben bugün çok güzel bir yarış bekliyorum. İlk rakip bana göre 2 nolu Karamı, daha sonra da 8 nolu Tekiner. Tekiner zaten düzeldi mi? İnanın rakip tanımıyor. Son birinciliği de bunun kanıtı Berkan Çığla da bugün tekrardan böyle bir form bulmuşken ikinci yarışını da üst üste kazanmaya çalışacak. O gücü de olan bir isim. O yüzden bu ayağı 1-2-8 öncelikli olarak kuponlara yazılım. Bana göre rakiplerinin bayağı ön planında olan bu isimler. 1-2-8 yeterli görünüyor. Ama burada tabii Araplarda bazen ters sonuçlar çıkabiliyor. Sürpriz arayışlarına girmek isteyenlere de o zaman kimleri yazabiliriz? En azından son yarışlarında bayağı kıpırdamalar olan hatta şu son dördüncülüğündeyken bayağı üstteki safkanların dibinde bitiren 5 nolu Abher var. Bu Karaca 5 dayı Kadir Tokaçoğlu'na bana göre bugünün tatlı sürprizlerini gerçekleştirebilir. Safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Ve zaman zaman bu mesafelerde eğer startta takılmazsa burada 4 nolu Ananya'dan Barış Kurdu ile çok güzel bir yarış görebiliriz. Bu safkanın kum çim ayırtma dediğini de söyleyeyim arkadaşlar. Ve son olarak da eğer kendini önlerde unutturabilirse 3 nolu Şif Nefesinden de Alper Anoluk'la günün çok çok güzel bir sürprizini de görebiliriz arkadaşlar. 1-2-8 öncelik kuponlara yazalım. Daha da genişletir ve sürpriz arayışına girersek de 5-4-3'ten de bir şans verebiliriz arkadaşlar. Bugünkü benim programım bu kadar. İzmir programı. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.